Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine minik prenseslerimiz için güzel bir elbise çalışması yapacağız. Elbisemiz kırmızı, cıvıl cıvıl bir elbise olacak. Şöyle baktığımızda karpuz elbisesi diye adlandırdığımız elbisemizi yakadan örerek aşağıya doğru Büyültüp eteğimizi de genişlettikten sonra beyazımız ve yeşilimizle en son sıralarımızı tamamlayıp elbisemizi bitirmiş olacağız. Elbisemizi örmek için tam bir tane kırmızı ipimizi kullandım. Diğerlerinden çok az e, kullandık. Zaten kenarlarda olduğu için az bir şekilde ipimiz yeterli oldu. Elbisemiz 0-6 ay ya da kilosu sayısı 1 yaşa kadar olabilir daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız birazcık daha etek boyunu uzatmalarını tavsiye ederiz. Ancak olur. Şöyle elbisemizin arkasına da bakacak olursak bakınız. Elbisemizin arkası da tıpkı önüyle aynı şekilde örerek tamamladık. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemi örmek için Nakon'un Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. Kırmızı ipimiz ağırlıklı, beyaz ipimizi daha az kullanacağız. Biraz da yeşil kullanacağız. Dilediğiniz e, tondaki yeşilimiz olabilir. İpimizi tanıyalım. %35 polyamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 3641, 100 gram ve 340 metreden oluşmakta. E, diğer beyaz ipimiz ise yine aynı Nakon'un Minnoş Baby'si ve 208 numaralı ipimiz. Şimdi iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum, ipime uygun olarak içinden çıkarıyorum ve zincirlerimi çekerek bölümlerini ayırıp elbisemizin roba kısmını örmeye başlıyorum. İçten şu şekilde alıyorum hemen ulaşıyorum bakınız. Zincirimizi çekelim ve robamızı ayıralım. İlk önce elbisemizin arkasının ilk parçasını örmeye başlıyorum. Bir tane şu şekilde düğümümü atıyorum. Bunu zincirimizden saymıyoruz ve başlıyorum. Zincirimi çekerken biraz rahat oluyorum. Çünkü üzerine trabzanımı rahat çalışmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim tam 12. zincirin içerisine bir tane ayracımı koyuyorum ve elbisemin ilk arka bölümünü bu şekilde oluşturuyorum 12'ye takıyorum tam 12'de Evet şimdi elbisemin kolu için olan bölümümü zinciri çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane zincirimi çektim 15. zincirimin içerisine ayracımı takıyorum ve burası birinci kolumuz ve elbisemizin önü için zincirimizi çekmeye başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 tane zincirimi çekiyorum Ayracımı alıyorum 24 zincirimin içerisine ayracımı takıyorum tekrar ilmeğimi takıyorum ve kolum için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13, 14, 15, 15 tane zincirimi çekiyorum. Kolumuz için ayıracımızı tekrar takıyoruz ve ikinci arkamız için 12 tane zincirimi hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi de çektikten sonra zincirimizin ölçüsünü mezurumuz yardımıyla ölçmek istiyorum. Attığımdan tarafa tutuyorum. Ve diğer taraf hiç bakınız müdahalem olmadan 25 buçuk şöyle tuttuğumda aslında 26 santim olduğunu görmekteyiz. Bakınız kesinlikle gelmiyoruz. Şöyle 25-26 santim. Şimdi birinci trabzan sırasını örmeye başlayalım. Ayrım yerlerimizi yerleştirmiştik. 12-12 12 12 arkamız 15 kollar 25 24 pardon elbisemizin önü hemen elimi tutuyorum bakınız elimi tutuyorum şöyle bir tane geriye çekiliyorum bir geri çekildim ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim bir tane geri çekilmiştim bir tane daha geriye çekiliyorum hemen batıyorum trabzanlarımı ördüm ve devam ediyorum. Ayracıma kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. Normal ikili trabzanımızı örmekteyiz. 12 tane trabzan sayısına ulaşmamız lazım. Başlangıç sıramız için Evet en son işaret taktım yere kadar geldim. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bakınız tam 12 tane trabzanımız hazır. 12. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Ayracımın olduğu yerden diğer ayracak kadar birer birer trabzanımızı örüyorum. Yeşil ayracımı çıkarıyorum ve çıkardığım yere batıyorum. Bakınız çıkardığım yer Hemen trabzanımı örüyorum ve kolum için ayarlamış olduğum zincirimi birer birer trabzana dönüştürüyorum. Beyaza kadar örelim. Evet beyaz ayracımıza kadar trabzanlarımızı ördüm. En sonuncu trabzanımın üzerine yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Beyaz ayracımı çıkarıyorum. ayracımı çıkardım ayracımı çıkardığım yere bir tane trabzanımı örerek elbisemin önü için olan bölümümüzü örmeye başlıyorum ve sarı ayracıma kadar birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum hiç farklı bir işlem yapmıyoruz Sarıya kadar örelim. Evet sarı ayracımıza kadar örerek geldim. 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımızı çıkarıp hemen ayracın olduğu zincir yuvasının içerisine giriyoruz. Ve kolumuz için ördüğümüz zincirlerimizi birer birer örüyoruz. Her bir zincir için bir tane trabzanımızı tamamlıyoruz. Ve mavi ayracıma kadar aynı işlemi yapıyorum. Evet kolumuz için hazırlamış olduğumuz zincirlerden bakınız üzerlerine trabzanımızı örerek tamamladık. Şimdi mavi ayracıma geldim. Hemen ayracımı çıkarıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum ve ayrıcımı çıkardığım yerden itibaren başlangıç noktasına kadar trabzanlarımı örerek elbisemizin bölümlerini tamamlamış oluyoruz. bütün zincirlerimizi örerek tamamlayalım. Evet. Bütün bölümlerimizi ördük. Şöyle görelim bölümlerimizi. Hemen şu kısmı da düzeltmek istiyorum. Evet. Elbisemizin önü, kollarımız ve her iki şu görmüş olduğumuz kısımlarda elbisemizin arkasını oluşturacak olan bölümler. Şimdi zincirimizi çekerek elbisemizin ikinci sırasını örmeye başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi bitiş yönünde çekiyorum. Arkayı çeviriyorum. İkinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Ve birer birer zincirimizin olduğu yöne doğru örerek ilerliyorum. farklı bir işlem yapmıyorum. Bakınız birer birer. Evet bütün trabzanlarımızı ördük. Tam zincirimizin yanındayız. Zincirimizin içerisine bir tane trabzan örüyorum. Hemen bir trabzan daha ekliyorum. İki tane trabzan örerek ikinci sıramızda robamızı artırdık. Hemen 1 ve 2 tane zincir çekerek tekrar zincirimin olduğu yere giriyorum. 1 ve 2. 2 artışımı da kolum için yaptıktan sonra kolumuz için olan trabzanlarımızı zincir yerimize kadar örerek geliyoruz. Birer birer hiç atlamıyoruz. Hepsine birer tane trabzanımızı örüyoruz. Evet kolumuzun olduğu yerimizi örerek geldik tam 2 tane zincir çekmiş olduğum yerdeyim Tığımın başını doluyorum Hemen içeriye girerek 2 tane trabzanımı ardı arda örüyorum 1 ve 2 1 2 zincirimi çekiyorum Yine aynı boşluğun içerisine 2 tane daha trabzanımı örüyorum Tığımın başını doluyorum 1 Ve 2 ve trabzanıma geçiyorum. Şimdi buradan sonrasında bütün trabzanlarımızı aynı şekilde örüyoruz. Artış yerine geldiğimiz zaman burada yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan tekrar örüyoruz. Artış yerimize geldiğimiz zaman Tıpkı burada ördüğümüz şekliyle iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örerek sıra başına kadar dümdüz devam ediyoruz. Elbisemizin robasının ikinci sırasını örerek tamamladık. Bakınız önümüz, kollarımız ve iki parça arkamız. Artış yerlerimiz dört tane bakınız. Her artış yerimizde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak artık araları dümdüz ördük. Sadece artış yerlerimizde işlem yaparak robamızın sırasını büyüttük. Şimdi 3. sıramızı örmeye başlıyoruz. Sıramızı başlarken bitiş yönünde bakınız. Mı? Örerek geldiğim yönde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Yönü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı örmüş kabul ediyorum. Hemen ikinci trabzan üzerine batıyorum iki trabzan bakın sonrasında üçüncü trabzana ve diğer trabzanlarıma birer birer batarak iki zincirin olduğu yere kadar ilerliyorum farklı hiçbir işlem yapmıyorum bakın birer birer buradaki zincirimin olduğu yere kadar hepsini örerek geliyorum zincirimin olduğu yere kadar birer birer örerek geldim zincirimin olduğu yere hemen iki tane artışımı yapıyorum bir ve 2 2 tane trabzanımı ördüm 1 2 zincirimi çektim tekrar aynı yerin içerisine 2 tane daha trabzanımı örüyorum ve artışlarımı hem arkam için hem de kolum için ikişer trabzan şekliyle yapıyorum. Sonrasında yine dümdüz trabzanımı örüyorum. Artma yerine geldiğim zaman yine aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. Ve dümdüz örerek ilerliyorum yine iki trabzan 2 zincir iki trabzanımı örerek yine kolumuza geçiyoruz ve bu şekilde üçüncü sıramızı tamamlıyoruz hem üçüncü sıramızı dördüncü ve 5 sıramızı da aynı şekilde örerek tamamlayalım Evet elbisemizin robasını sırayla örmeye devam ettik hep artışlarımızda ikişer artış kullandık 1 2 3 4 5 6 7 toplamda 7 sıra ikişer artış ikişer artış yaparak bakınız buraya kadar hepsinde bütün sıralarımızın tamamını iki artış olarak ördük ve şimdi sıramızın başındayız bu sıramızı bir artış olarak örmek istiyorum 8. sırama başladım ve geldim bakınız en son trabzanın üzerindeyim ve artış yerime geliyorum bir tane artışımı yapıyorum bir artıştan sonra 2 zincir çekip tekrar bir tane artışımı yapıyorum ve normal trabzanlarımın üzerine geçerek sıramı tamamlıyorum. Bu sıramızda bir artış yaparak başa kadar gelelim. Bütün bölümlerimizi örüp tamamlayalım. Sadece 1, 2, 3 hepsinde birer artış birer artış yapalım ve 8. sıramızı da tamamlayalım. Evet 6. sıramızı da örerek tamamladık. Şimdi 9. sıramızı ben örmeye başladım. Bakınız 9. sıradan kol altının ilk ayrım yerine kadar geldik. Burası elbisemizin arkasıydı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tam 9. sıradan örerek geldim. Ve ayrım yerindeyiz bakınız. Şimdi burada kolumuzu kapatıyoruz. Gövdemizi bir bütün olarak örmeye başlayacağız. Birebir arkamızdaki bütün trabzanlarımızı ördüm ve bir tane de zincirimin içerisine yine artışımı yapıyorum. Artışımı yaptıktan sonra kolumu tutuyorum. Şuradaki kol kısmı. Bakınız bu yeterli ölçü. Tabii yaşı büyük çocuklarımıza ya da biraz kilolu çocuklarımıza örecekseniz altına birkaç tane zincir çekmenizi tavsiye ederim. Ama e, bu ölçü normal kilodaki çocuklarımız için yeterli. Şöyle ölçüyorum. Bakınız. 21 santim tam kolumuzun genişliği şöyle tuttuğumuz zaman biraz da açılacağını hesaplarsak çok rahat bir kol ölçüsü omuz ölçüsü olacak açıldığında da bayağı olur yani bu yüzden ölçümü yeterli olduğu için ben altına zincir çekmeden şu şekilde büküyorum hemen elbisemin önüne geçiş yerindeki zincir aralığına girerek bir tane trabzanım örüyorum araya hiç zincir çekmedim bir trabzandan Diğer trabzana geçtim. Artış yerine bir tane yaptık. Bakın diğeri normal trabzan üzerinde. Ve araya bir trabzanımı ördükten sonra elbisemin önündeki diğer düz trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum. Ve diğer kol altına doğru ilerliyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Sadece trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Elbisemizin önünü dümdüz kolumuzu birleştirdikten sonra örerek geldim. Diğer kol altının olduğu zincirimdeyim. Bakınız artışımı bir tane hemen bakın şöyle artışımızın olduğu yere birlikte gelelim. Son trabzanımı örüyorum ve artışımı bir tane yapıyorum. Artışımı yaptıktan sonra kolumu dümdüz araya zincir çekmeden şöyle büküyorum. İki tane zincir olan yere gelerek giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve elbisemin arkası için olan trabzanlarımı örmeye başlıyorum birer birer. Ve bütün trabzanlarımı örüyorum. Evet e, arkamızı da ördükten sonra bakınız şu şekilde kolumuzun her ikisinin altından birleştirme işlemini yaptık. Hem önden görelim. Şöyle gördüğümüz zaman iki parça arkamız ve önümüz. Evet yeterli uzunluk olduğu için hemen buradan arkayı da kapatıyorum ve elbisemizin robasını bir bütün olarak örmeye başlıyorum. Şimdi sağ taraftaki bölümü sol taraftakine hemen birleştiriyorum. Bakınız aynı yerden hiçbirbirinin üzerine gelmeden birinci trabzanımın üzerine geliyorum şu şekilde sadece ilmeğimi geçiriyorum bakın sadece ilmeğimi geçirdim tekrar göstermek istiyorum en sondaki trabzanın üzerindeyim 3 zincir çektiğim trabzanın üzerine batıyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum ve 3 tane zincir çekerek sıramı başlatıyorum ve sırası ile bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum başlangıç noktama kadar Farklı bir işlem yapmadan sadece trabzanlarımızı örelim. Kol altlarımızı da örerek geldik. Bakınız kol altımızı. Aynen her trabzanımızı birer birer ördüğümüz zaman hiçbir farklı işlem yapmadan başlangıç noktamıza geliyoruz. Ve bir sıra daha ördükten sonra hemen elbisemizin etek kısmını örmeye başlayacağız. Şimdi bir sıra daha örelim. Geçişimi yapıyorum. Bir. 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen trabzanımı örüyorum. Ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlayıp yan yana 3 tane trabzanımı örüyorum. Herhangi bir artış falan yapmıyorum. Sadece trabzanlarımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum bir tane zincir bir atlıyorum 1 2 ve 3 Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet bir sıra 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincirimizi ördük ve arkadan birleştirme noktamıza geldim yine bir zincirimi çekiyorum 3 tane zincir çekerek oluşturduğum trabzanın üzerine sadece şu şekilde geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çektikten sonra hemen sıradaki ikinci zincirin yandan giriyorum bakınız yandan giriyorum dışa kabartılı bir şekilde trabzanımı örüyorum hemen diğer trabzanımı örüyorum 1, ortaya batıyorum 2 ve kenardaki diğer trabzanın sıradaki yani 3 tane trabzanın ilkini yine örüyorum 3 3 tane trabzanım ördüm ortadaki trabzanımı yandan girerek kabartıyorum ve devam ediyorum diğer trabzanımı 1 düz olarak 2 ve 3 3 tane düz trabzanım örüyorum ortadaki trabzanımı yine yandan girerek kabartıyorum ve 1 2 boşluğun içerisine batıyorum zincirin içerisine ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum ortadaki trabzanımı yandan giriyorum dışa kabartılı bir şekilde örüyorum ve 1 2 3 3 tane trabzanımı örüyorum yine ortadakini kabartıyorum yandan girerek sırası ile 1 boşluğa giriyorum 2 yani zincir boşluğunun içerisine ve ilk trabzanımı örüyorum üçlü grubu 3 Üç tane trabzanımı örüyorum tam ortadaki trabzanımı yandan girerek kabartıyorum ve bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum Elbisemizin etek bölümünün ilk sırasını örerek geldim ve en son geçiş yerindeyim. Şöyle bir bakalım yapmış olduğumuz işlemimizi. 3 tane trabzanımızın tam ortadakini yandan girerek kabarttık. Ve bu görmüş olduğumuz trabzanın üzerindeki ve zincirin içerisine girdik ve trabzanın üzerindeki trabzanlarımız 3 tanesini normal trabzan olarak ördük. Ortadaki ikinci trabzanımızı yandan girerek kabartma işlemini yaptık. Bakınız 3 tane düz trabzanımız bir kabartmamız oldu. Şimdi burada da aynı şekilde bakınız 1, 2, 3. zincir olarak çekmiş olduğum trabzanımı yine tepesine giriyorum. Geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra kabartılı olarak ördüğüm trabzanımı yine yandan giriyorum. Kabartılı bir şekilde örüyorum. Diğer trabzanlarımı birer birer tepesine batıyorum. 1 2 ve 3 üç. 3'ünü normal tepesinden örüyoruz. Şimdi yine kabartmalı trabzanıma geldim. Yandan giriyorum. Örüyorum. Tekrar sıradaki 3 trabzanımı 1 2 ve 3 ve kabartmalı olarak ördüğüm trabzanımı kabartarak yandan girerek örüyorum ve devam ediyorum 1 2 3 3 düz 1 kabartı ve eteğimizin ikinci sırasını bu şekilde tamamlayalım 3 tane düz trabzanımız 1 kabartılı yandan giriyoruz 3 düz trabzan 1 kabartı şeklinde örelim ve sıra başında görüşelim Evet elbisemizde 3 trabzan 1 kabartma 3 trabzan 1 kabartma şeklinde 2 sıra ördük. Şöyle görelim. 1 ve 2. 3 tane normal trabzanımız var. 1 sıra kabartma şeklinde ördüğümüz yandan girerek aldığımız trabzanımız var. 2 sıramızı örüp tamamladıktan sonra 3. sıramıza sizlerle birlikte başlayalım. Geçişimizi yapalım. Zincirden oluşan trabzanımın tepesine gelerek batıyorum sadece geçişimi yapıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra ilk kabartmalı trabzanımı yine yandan giriyorum ve örüyorum trabzanımı yandan girip kabarttıktan sonra 3 tane trabzanımın ilkini 2 defa örerek bir tane artışımı yapıyorum 1 ve aynı yeri bir daha örüyorum 2 3 olan trabzanlarımızın sayısı 4'e çıkmış oldu. Aradaki bu kabartılıların arasında 4 tane trabzanımız öreceğiz. 3 ve 4. Tekrar yandan örerek dışa kabarttığımız trabzanımızı örüyorum. Ve hemen 3 tane trabzanım beni karşılıyor. Bakınız birinci trabzanımı 2 defa örerek artışımı yapıyorum. 1. Aynı yere bir daha örüyorum. 2. Diğerlerini birer birer örüyorum. Tekrar kabartılı trabzanımı yandan girerek örüyorum. Ve 3 olan trabzanımın ilkini iki defa örerek artışımı yapıyorum. 1 Aynı yere bir daha batıyorum. 2 Diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum. Ve tekrar yandan trabzanımı örüyorum. Bu sıramızda Aşağıda 3 trabzan, 3 trabzan olarak ördüğümüz 2 sıramızı bu sıramızda 4 trabzan, 1 kabartı, 4 trabzan, 1 kabartı şeklini çıkardık ve bundan sonraki sıramızı da aynı şekilde örelim. Yani bu sıramızı ve bir sonraki sırayı da 4 trabzan, 1 kabartı şeklinde örelim ve sonrasında görüşelim. Bir artışımızı yapmış olduk. Evet elbisemizin etek kısmını örmeye devam ediyoruz. 4 sıramızı ördük. 2 sıra 3 trabzan, 2 sıra 4 trabzanımızı ördük. Şu arada görmüş olduğumuz kabartılılar bu e, düz trabzanlarımızın her bir bölümün ayırıcı görevini görmekte. Yani arada e, ayrım olarak kabartıları görmekteyiz. Bu kabartılarımızı e, eteğimiz bitene kadar örmeye devam edeceğiz elbisemizin etek kısmı. Şöyle baktığımız zaman her iki sırada bir artışımızı yapalım. Bakınız. 2 sıra 3 trabzan örmüştük. 3. sıramızda bir tane artışımızı yaptık. 4. sıramızda aynen ördük. Artış yapmadık. Şimdi bir artış daha yapmak istiyorum. Şimdi geçişimizi yapalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra kabartımı örüyorum ve bir tane dilimimi başlamış oluyorum. Bakınız her kabartı arası birer dilimi oluşturmakta. Evet ilk trabzanımı iki defa örüyorum. Bir ve iki. Diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum. Üç, dört ve beş. Bir tane artışımı yaparak beş trabzan sayısına çıkardım. Ve hemen bölümümün diğer kabartısını örüyorum. Ve bu dilimimi Bakınız hemen kabartıyla başlamıştım. 2 tane trabzan ördüm. Diğer trabzanlarımla birlikte toplamda 5 trabzan sayısına oluştu. Şimdi diğer dilimime geçiyorum. İlk trabzanımı 2 defa örüyorum. 1 ve aynı yere 2. Diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum. 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımızı bu araya da yerleştirdikten sonra hemen diğer kabartımı örerek aramı oluşturuyorum. Aramın sınırlarını çekiyorum. Ve hemen diğer araya geçtiğim zaman bir aynı yere 2 ve birer birer diğerlerini örüyorum. Diğer kabartılı trabzanıma geliyorum. Ve bu şekilde bu sıramızı artarak tamamlıyoruz. Diğer sıramızda ise yine 5 olarak örüyoruz. Artış yapmıyoruz. Birer birer örüyoruz. Evet, elbisemin etek kısmını örerek büyüttüm. 2 sıra 3, 2 sıra 4, 2 sıra 5 yaptıktan sonra kalan bütün sıralarımızı 6 olarak ördüm. Sayalım 6 tane olan sıramızı. 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra 6 e, trabzan olarak ördüm ve ipim bu kadar kaldı. Bu kalan ipimle de arkamızdaki düğme ve ilik yerlerimizi çalışmak istiyorum. Şimdi beyaz ipimize geçelim. Zaten eteğimizin uzunluğu da yeterli. Beyaz ve yeşilimizi de öreceğimiz için. Beyaz ipimi e, tığıma bir tane zincir çekerek düğümümü yaptım ve elbisemin bakınız arka tarafını çevirdim. İpimi kopardığım yerden olması şart değil şöyle birazcık daha ileriden örmeye başlıyorum kabartımın olduğu yere batıyorum İki tane ilmeğimi de aynı anda alıp bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırıyorum tığımın başında doluyorum. 1 2 3 üç. 3. trabzanın üzerine batıyorum 1 2 2 tane trabzan örüyorum 2 zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıyorum Bir ve iki tane daha trabzanımı örüyorum İki tane zincir çekiyorum bir ve iki İki tane daha trabzanımı ördüm şimdi bir iki üç üçüncü trabzanın üzerine batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum sayıyorum yine bir iki üç üçüncü trabzanın üzerine gelerek bir aynı yere iki trabzan iki zincir Tekrar aynı yere 1 2 trabzan 2 zincir aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum. İteğimizin altını bu şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımız örüyoruz. 3 trabzan sayıp 3. trabzanı batıyoruz. Sonrasında yine 3 tane trabzan sayıp 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan, trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 3'e batıyorum. Tekrar tavan başını doluyorum. 1 2 3. Aynı şekilde işlemlerimizi ikişer ikişer örerek tamamlıyoruz. Aynı yere bakınız. 1 2 2 zincir tekrar 1 ve 2. Sayıyorum. 1 2 3 batıyorum ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Evet eteğimizin altını tamamen e, beyaz ipimizde bakınız iki trabzan zincirimiz ve evet, tekrar trabzanlarımızla örerek tamamladık ve uç kısmını yeşilimizle örmek istiyoruz. Bir nevi karpuz görüntüsünü kazandırmak için en dış kabuğunu şimdi örmek isteriz. Evet ipimi alıyorum. Yine arkadan herhangi bir yerden hiç fark etmez örmeye başlıyorum. Şuradaki birinci trabzanıma gelerek batıyorum. 1-2 ve örüyorum. Trabzanımın üzerine battım, ördüm ve aradaki boşluğa giriyorum. 2 zincir çektiğim yere 3 tane trabzanım örüyorum. 2 ve 3. Hemen trabzanımın üzerine örüyorum. 1 Diğer trabzanımı örüyorum. 2 Yine boşluğa geçiyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 diğer trabzanımın üzerine örüyorum ve yine son trabzanımın üzerine örüyorum trabzanlarımızın üzerine birer, birer birer örüyoruz ortadaki iki zincir çektiğimiz yere ise üçer trabzanımızı örüyoruz en son trabzanımın üzerine ördükten sonra araya herhangi bir işlem yapmadan yine kenardaki trabzanımın üzerine batıyorum ve başlıyorum trabzanlarımı örmeye 2 aradaki zincirin olduğu yere geçiyorum ve örmeye başlıyorum 1 2 3 trabzanımın üzerine tekrar geliyorum 1 diğer trabzanımın üzerine ve aradaki zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum ve trabzanlarıma yine birer birer trabzanımı örüyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanın üzerine batıyorum ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar yeşillerimizde beyazımızın etrafını dolaşarak başlangıç noktamıza kadar geliyoruz. Elbisemizin eteğinin ucunu yeşil ipimizle örerek tamamladık ve bütün trabzanlarımızı bitirdikten sonra ben kolumun bir tanesini çalıştım. Yine aynı etek ucumda yapmış olduğum işlemin birebir aynısını çalıştım. Şimdi diğer kolumuzu sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Tığımıza hemen beyaz ipimizle bir tane zincir çekerek düğümümüzü atalım ve her zaman olduğu gibi kolumuzu çalışmaya tam kol altından başlayalım. Kol altından Şöyle alalım ve bir tane zincirimizi çekip sağlamlaştırdıktan sonra yukarıya doğru kolumuzu örmeye başlayalım. Tığımı başını doluyorum ve görmüş olduğum bu aradaki zincirlerin olduğu bölümün içerisine giriyorum ve trabzanlarımı örüyorum. 1 2 iki. i̇ki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere iki tane trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çektim. Yine 2 tane tırabzanımızı aynı yuvanın içerisine örüyoruz. 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan, 2 zincir. Tekrar 2 tırabzanımızı kuruyoruz ve saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3. Üç. 3. tırabzanımızın üzerine bir tane sık iğne ile şöyle batıyoruz. Tığımızın başını dolayarak 1, 2, 3. 3. tırabzanımın içerisine giriyorum. 2 tane tırabzanım, 2 zincirim tekrar iki tane trabzanım iki zincir tekrar bir ve iki trabzanı ördükten sonra yine sayıyorum bir iki üç üçüncü trabzan üzerine batıyorum sayımın başını dolayarak tekrar sayıyorum bir iki üç ve trabzan grubumu örmeye başlıyorum İki trabzan iki zincir tekrar iki trabzan Tekrar 2 zincir ve yine iki trabzan, 1 ve 2 ve sayıyorum 1, 2, 3 ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar trabzanlarımızı örerek devam ediyoruz. Evet başlangıç noktamıza kadar örerek geldim ve en son batmış olduğumuz yere bakınız ilk başlangıçtaki sık iğne olarak ördüğümüz yere geliyorum atıyorum ve bir tane arasına giriyorum şu şekilde. Diğer tarafa geçtim bakın. Şöyle ilmeğimizi birleştirip arada hiç boşluk bırakmadan bir zincirle sabitleyip kesiyoruz. Dilerseniz tabii ki koparabilirsiniz ama ben genelde kesmeyi tercih ediyorum. Ve ipimizi içeriye gizliyoruz. Başlangıç ipimizi de şu şekilde aldıktan sonra ikisini altta gizleyelim. Ve sonra fazla ipimizi keselim. Şimdi yeşil trabzan sıramızı örmeye başlayalım. Yine kolumuzun altından örelim. Yeşil ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve düğümümü atıyorum. Tam kol altımıza başlangıç noktamızın olduğu yerdeyiz. Bakınız hemen şu alt kısmına girerek şöyle sabitliyorum bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen birinci trabzanın içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3. Ve diğer trabzanımın üzerine 1, 2. Tekrar aradaki zincirin içerisine 3 tane trabzanım. 2 ve 3. Trabzanlarımın her birisinin üzerine 1, bir, ve 1 ve devam ediyorum diğer trabzanımı 1 trabzanların üzerine birer birer trabzan ve aradaki iki zincirin olduğu yeri tıpkı etek ucunda çalıştığımız gibi 3 tane trabzanımız tekrar 1 ve 2 diğer trabzanım ve 3 trabzanım aynen etek ucunda yaptığım çalışmayı birer birer örerek geliyorum trabzanların üzerine bir Araya 3 tane yani 2 zincirin olduğu yere de 3 tane trabzanımızı örelim. Başlangıç noktamızı bitirelim. Aramızı dolaşarak geldim. En son başlangıç noktamıza geldim. Bakınız yine aynı başlangıç noktamızın hemen diğer tarafına gelerek batıyorum. Bir zincirimi çekip sabitledikten sonra ipimizi koparıyoruz. Ve kolumuzun her ikisini de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle tutalım iplerimizi. Her ikisini de hem başlangıç hem bitirdiğimiz ipleri içe doğru gizleyelim ve fazla olan kısımları kesip temizleyelim. Şimdi düğmemizin ve ilik yerimizin olduğu bölümü çalışmaya hazırız. Ama öncesinde şöyle bakınız görelim elbisemizi. Evet gayet şık bir elbise olacak bebeklerimizin üzerinde. Evet şimdi hemen arkasını çevirelim. İpimizi alıp örmeye başlayalım. Yine bir tane düğümümü attıktan sonra en alt noktadan örmeye başlıyorum. Trabzanımın olduğu yere giriyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımızın başını dolayarak trabzanımızın olduğu yere bir ve iki tane zincirimizi, a, trabzanımızı örüyoruz. İlk önce bakınız tam araya girmiştik. Sonrasında iki trabzanımızı, trabzanımızı arasına yaptık. Ve devam ediyorum. Buradaki görmüş olduğum trabzan arasının içerisine iki tane trabzanımızı yine örüyoruz. Ve yukarıya doğru ikişer ikişer her sıra için trabzanlarımızı örelim. 2 2 ilerliyoruz bakınız. 2 diğerine 1 ve 2. Bu taraf elbisemizin sol tarafı ve düğmeyi dikeceğimiz bölüm olacak. Diğer tarafta ilik çalışmamız da olacak. Şimdi sadece trabzanlarımızı örerek başa kadar geldik. Evet en baş noktadayız bakınız. Ve bir tane daha trabzanımız tığımın başını doluyorum. Ve başlangıçta diğer trabzanın olduğu yere gelerek şöyle genişçe bir trabzan alarak burayı da toparlıyorum. Bir iki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum, tek seferde çekiyorum ve sırasıyla aşağıya kadar tığımızın başını dolayıp tek seferde çekelim ve sıramızı bitirelim. Evet, en son trabzanın üzerine varana kadar ördüm, bir tane zincirimi çekiyorum ve yine ipimizi kesiyoruz. Düğmemizi dikeceğimiz yerimiz şu şekilde hazırlanmış oldu. Şimdi ilik açma yerindeyiz. İliğimizin olacağı yeri çalışmaya geldik. Yukarıda kalacak düğmemizin olduğu yer tabii ki aşağıda kalacak. Hemen bir tane tığımıza zincirimizi çekip düğümümüzü atalım ve örmeye başlayalım. Yukarıdan başlayalım. İlk tepe noktasından batıyorum. 1 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 ve devam ediyorum. Tıpkı karşı tarafta örmüş olduğumuz gibi ikişer ikişer trabzanlarımızı örerek aşağıya kadar gelelim. Her trabzanımıza 2 tane bakınız. Diğerinde de aynı çalışmamızı yapmıştık. Evet şimdi birinci sıra trabzanımızı ördük ikişer ikişer şimdi yukarıya doğru çıkmaya başlıyoruz bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ben bir tane düğme dikmek istiyorum yukarıya bu kısma şöyle bir tane dikiş attığımız zaman kapanacaktır ama istiyorsanız iki tane düğme de kullanabilirsiniz ya da daha uzun ördüyseniz illaki ikinci bir düğme gerekmekte ama şu an bir tane düğme yeterli tığımızın başını dolayalım yukarıya doğru ilerleyelim. Trabzanlarımızın üzerine batarak birer birer tıpkı karşı tarafta yapmış olduğumuz işlem gibi başını dolayalım. Her trabzanımızın üzerine batalım. Evet, yukarıya bir tane ilik yeri açmak istiyorum. Bir 2 3 3 tane zincirimi çektim. Eğer büyük düğme kullanacaksanız birkaç tane daha zincir çekebilirsiniz. 3 tane zincir yeterli. Tığımın başını doluyorum. 1 Tek seferde çekiyorum ve en son batıyorum. Bir tane de zincir çekerek tamamlamış oluyorum. Evet, bir tane de iliğimizi açtık ve arkamızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ben bir tane düğme dikmek istiyorum ve şuraya bir tane de dikiş atalım. Düğmemizi diktim. Bakın şu kısmın kalkık olmasını istemiyoruz. Onun için şöyle ipliğimizi alt kısımdan girerek bakın düğüm atmadığım için rahatlıkla girebiliyorum şöyle ipimi aldım. Birkaç tane minik dikişle kapatabiliriz. Dilerseniz tabi yukarıya doğru bile çıkabilirsiniz. Ama ben sadece aşağıda kullanmak istiyorum. Birkaç tane şöyle dikişimizi attıktan sonra düğümümüzü atıp kapatalım. Sağlamlaştıralım ve görüntüsü elbisemizin güzel olsun. Evet. Şimdi ben beline bir de yeşil ipimizden Kollarımızın kenarında kullandığım yeşil ipimizi iki kat ettim ve bir tane zincir ördüm. Tam belimize şöyle bakınız. Ve trabzanlarımızın arasına üç trabzan bir zincir çekmiş olduğumuz yerden şu şekilde buradan başlayarak tam ortalayarak takarak ilerledim. Geçiyorum. Ve diğerine evet şu şekilde zincirlerimizi bakın kalın bir zincir hiç farklı bir işler yapmadık sadece iki kat ettiğimiz ipimizi e, zincir çekerek birimizden bu görmüş olduğumuz trabzan aralarından geçtik tabi dilerseniz kurdale de geçirebilirsiniz beyaz kurdale yeşil kurdale kırmızı kurdale nasıl isterseniz o şekilde tercihleriniz olabilir şimdi buraya minik bir Bağcık yaptıktan sonra ben uçlarına minik minik çiçekler örmek istiyorum. Taktıktan sonra şimdi çiçeğimizin bir tanesini sizlerle birlikte örelim. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki bağcığımın ucunu alıyorum. Bakınız en uç noktaya şu şekilde giriyorum. Burayı merkez yapıyorum artık ve başlıyorum. 1 2 3, 4, 5, 5 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum, aynı yere giriyorum, bir tane trabzanımı örüyorum, hemen ikinci bir trabzanımı örüyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 4 zincirimi çekip aynı yere batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Dilerseniz 5 de çekebilirsiniz zinciri çektikten sonra yine aynı yere giriyorum 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum 2 ve 3 tekrar 1 2 3 4 aynı yere batıyorum ve tekrar 4 zincirle yukarı çıkıyorum 2 3 4 tekrar giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3. 1 2 3 4. Aynı yere gelerek batıyorum. Ve şöyle minik bir tane çiçeğimi örmüş oluyorum. Bir tane de zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Ve buradaki ipi arkadan içeriye doğru alıyorum ve bu şekilde elbisemize bir tane minik hoşluk katmış oluyoruz. Diğerini de aynı çiçekten örelim. Evet iki tane de minik çiçeğimizi yaptık. Bu şekilde elbisemizi tamamladık. Bakınız elbisemizin son hali bu şekilde tam bir tane ip kullandım. Ee, bir yaşına kadar ancak giyebilir. Bir yaşının üzeri giyemez. Birazcık daha uzun olması gerekli e, elbisemizin. Üst kısım rahatlıkla olabilir ama bakınız üst kısım rahat ama aşağı kısım biraz daha uzatılması gerekmekte. Evet daha büyük yaşlarda örecek arkadaşlarımız ikinci bir ip alıp biraz daha hem artışlarımızı yapıp boyunu da uzatmaları gerekmekte. Geri kalan yerdeyiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece çok büyük yaş grubu için öleceksek birkaç sıra daha robamızı mutlaka uzatmamız gerekmekte. Tabii ki yaşa ve kiloya bağlı olarak e, çocuklarda çok farklı olabiliyor. Çünkü kilosuz zayıfsa çok rahat olabilir. Büyük yaştaki çocuklarımıza bile. Evet elbisemizin ön görüntüsü böyle. Arkasına baktığımız zaman ise arkasında da bir tane düğmemi diktim ve yeşil bağcığımız görülmekte. Tabi dilerseniz kurdali de dikebilirsiniz. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk içinde kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.